Kurban Bayramı, Doğu Türkistan'da bir bayramın hikayesi. Kurban Bayramı, İslam dünyasında milyonlarca insanın heyecanla beklediği, paylaşmanın, dayanışmanın ve ibadetin zirveye çıktığı en önemli dini bayramlardan biridir. Ancak dünyanın bir köşesinde, Doğu Türkistan'da, Uygur halkı için bu bayramın anlamı çok daha derin, çok daha karmaşıktır. Uygur halkı asırlardır Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlar. Kurban kesimi, zengin sofralar, dualar ve ziyafetler bu günlerin vazgeçilmezleridir. Doğu Türkistan'ın köylerinde ve şehirlerinde bayram sabahı camilere akın eden kalabalıklar, duaların yankılandığı minareler ve bayram namazının ardından yapılan toplu kutlamalar, Uygur kültürünün ve İslam inancının en canlı ifadelerindendir. Bayram sofraları geleneksel Uygur yemekleriyle donatılır. Pilavlar, et yemekleri, tatlılar ve kurutulmuş meyveler bayramın lezzetli birer parçasıdır. Aileler ve dostlar bu sofralarda bir araya gelir. Geçmişin güzel anılarını yad eder ve geleceğe dair umutlarını paylaşırlar. Ancak günümüzde Doğu Türkistan'da Kurban Bayramı, Uygur halkı için sadece bir sevinç kaynağı değil, aynı zamanda derin bir hüzün ve endişe kaynağıdır. Çin hükümetinin uyguladığı baskıcı politikalar, Uygur kültürünü ve dini inançlarını hedef almakta, bayram kutlamalarını dahi kısıtlamaktadır. Uygur halkının büyük bir kısmı dini kimliklerini özgürce yaşayamaz hale gelmiştir. Camiler kapatılmış, dini liderler tutuklanmış ve dini pratikler büyük ölçüde yasaklanmıştır. Bu baskılar altında Kurban Bayramı'nı kutlamak Uygur halkı için bir direniş ve kimlik mücadelesine dönüşmüştür. Doğu Türkistan'da yüz binlerce Uygur yeniden eğitim kampları adı altında tutulmaktadır. Bu kamplarda Uygur kültürü ve dini inançları sistematik olarak baskı altına alınmakta, insanlar zorla asimile edilmeye çalışılmaktadır. Kurban Bayramı gibi dini bayramların kutlanması bu kamplarda neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kamplarda tutulan Uygurlar fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalmakta, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalmanın acısını yaşamaktadır. Bu zorlu koşullar altında Kurban Bayramı gibi özel günler Uygur halkının inancını ve dayanışmasını diri tutma mücadelesine dönüşmüştür. Doğu Türkistan'daki baskılardan dolayı başka ülkelere göç etmek zorunda kalan Uygurlar, diasporada dahi kendi kültürlerini ve dini inançlarını yaşatma mücadelesi vermektedir. Kurban Bayramı, bu topluluklar için bir araya gelme, dayanışma ve Uygur halkının karşılaştığı zorlukları dünyaya duyurma fırsatı sunmaktadır. Uluslararası toplum, Uygur halkının yaşadığı bu insan hakları ihlallerine karşı giderek artan bir farkındalık geliştirmektedir. İnsan hakları örgütleri, devletler ve bireyler Doğu Türkistan'daki durumu gündeme getirerek Uygur halkının sesini duyurmaya çalışmaktadır. Ancak bu çabalar halen yeterli düzeye ulaşmamıştır ve Uygur halkının haklarını savunma mücadelesi devam etmektedir. Kurban Bayramı, Doğu Türkistan'da Uygur halkı için sadece dini bir bayram değil, aynı zamanda kimliklerinin, kültürlerinin ve inançlarının bir simgesi haline gelmiştir. Bu bayram, onların direnme gücünü, inançlarını ve dayanışmalarını simgelemektedir. Uygur halkının yaşadığı zorluklar karşısında dünya üzerindeki tüm Müslümanlar ve insan hakları savunucuları bu kutsal günün anlamını ve değerini bir kez daha hatırlamalıdır. Kurban Bayramı'nın Doğu Türkistan'da bir gün özgürce ve coşkuyla kutlanabileceği günlerin hayali, Uygur halkının mücadelesine ve dayanışmasına güç katmaktadır. Bu bayramda Uygur kardeşlerimizin dualarında ve umutlarında birleşmek insanlığın ortak sorumluluğudur.